koşma yaparlar değil mi? Bunda kesecekler abi. Bırak sen. Bırak kesecekler. Sen yukarı koy. Kahraman ecdada vefa için yine tek yürek oldu. Hatıra ormanı fidana dikip dikme törenimize gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyor. Bursalı Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan 4092 şehidimizin anısına bir hatıra ormanı kurma projesini öncelikle hayata geçirdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, başı sayın valimiz olmak üzere şükranlarımı arz ediyorum. Onlar da böyle şehit olduklarında genç fidanlardı. Biz onların anısını yaşatmak üzere bugün burada 4092 adet fidanı toprakla buluşturacağız hep birlikte. Öncelikle böyle bir organizasyonu yaptığı için ve sizlerin katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Biz de bu projenin bir paydaşı olarak da buna ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çanakkale'de en fazla şehit veren il olan Bursa'yı yine onlara yaraşır bir şekilde 4092 fidanla şehitlerimizi yad edelim, şehitlerimizi hatırlayalım istedik. Ben bu vesileyle ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz diyerek seferlere çıkan, bu düsturla nice zaferler kazanıp tarihin akışını değiştiren bir ecdadın torunları olarak bu mutlu günde böyle bir organizasyona imza atmanın hazzını ve heyecanını yaşadığımızı ama beraberinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Bizler askerine, polisine, emniyet teşkilatına, güvenlik güçlerine her zaman sahip çıkmış bir milletiz. Rütbesinin ne olduğu hiç önemli değil. Bir mekana asker ve polis girdiğinde bizler gerçekten devlet terbiyesi gereği, kültürümüz gereği, inancımız gereği ayağa kalkar, saygıda, hürmette kusur etmeyiz. Bizler gerçekten daha küçük yaşlardan itibaren askere gidip şehit olma, gazi olma, bu vatana feda olma düsturuyla yetiştirilen insanlarız. Bu duygu gerçekten özel ve değerlidir. Başka hiçbir millete mahsus bir değer değildir. Dolayısıyla bunu birlik ve beraberlikle taşlandırmak, zor günler geçirdiğimiz bu süreçte birliğimizi ve beraberliğimizi ila nihaya devam ettirmek olmazsa olmaz konulardan bir tanesidir. Tabii bugün hürmetine temennimiz ve duamız, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemiz bu zor sürece rağmen hamdolsun çok büyük bir gayretle yoluna devam ediyor. Yatırımlar yapılıyor, çalışmalar hayata geçiriliyor. Şükürler olsun. Koca koca dünya devletlerinin sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti çok daha kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ben bu vesileyle tekrar bugün vesilesiyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Tabii ki özellikle şu son süreçte terörle mücadelede 15 Temmuz'da gazi olmuş kardeşlerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. 4092 şehidimiz için bir almanak oluşturulmasıyla alakalı. Muhtemelen bununla alakalı yapılmış çalışmalar var ama inşallah onları da hayata geçiririz diyorum. Hayırlı olsun. 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 H